Biraz da şöyle gülümsetici şeyler aktaralım size. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasetten. Sırrı Süreyya Önder biliyorsunuz HDP milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de başkan vekili. Oturumları son zamanlarda sık sık o yönetiyor. Sırrı Süreyya Önder'i yakından tanıyanlar iyi bilirler. Son derece esprili, son derece nüktedan ve o olağanüstü kültürel birikimiyle de müthiş hazır cevap bir sayın siyasetçi. Bakın Mahmut Tanal, Şanlıurfa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste bir konuyu gündeme getirince Sırrı Süreyya Önder'den nasıl mukabele görmüş onu bir dinleyelim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Başkanım, Şanlıurfalılar bana özellikle diyorlar ki meclis başkanına şu soruyu sorur musunuz? Şimdi ben Şanlıurfalılar adına bu sorularımı size soruyorum. Şanlıurfa'nın sorunları, işsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerin sorunu var, elektrik sorunu var, tarımda DEDES sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme su sorunu var, Suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı çöp toplama kanalizasyon sorunu var, tarımsal sulama sorunu var, uyuşturucu sorunu var, afete hazırlık sorunları var, iş bilmez yöneticilerin sorunu var. Siz meclis başkan vekilim olarak Şanlıurfa'ya mesaj verir misiniz? Bu sorunlar nasıl çözülecek? Vereyim Sayın Tanal, sizi ve bütün Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmakı derdini mübaşiri anlatırmış. Ali Fazıl Kasap, buyurun. Sayın Başkan. Evet, Sırrı Süreyya Önder markasını taşıyan bir cevap. Davacının ahmakı derdini mübaşire anlatır diye Sırrı Süreyya'dan olağanüstü lezzetli bir yanıt. Şimdi geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Saadet Partili milletvekili birilerini eleştirirken Hasan Dikmen bitmez. Tamam. Saadet Partili milletvekili bir ifade kullanıyor. İşte eşcinsel bilmem kim filan diye bir ifade kullanıyor. Ve bakın Sırrı Süreyya Önder bu sefer pek nüktedan bir şekilde değil, sert bir şekilde nasıl müdahale etmiş o anları izleyelim. Kurtulmuş Eylül ayında, yani bu senenin Eylül ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatıyla Avrupa Parlamentosu Başkanlar Konferansı'na katıldı. Bu konferansta görüştüğü kişiler arasında Siyonist İsrail'in meclis başkanı da var. Bu adam Filistinliler insan değil, insan görünümlü hayvanlardır diyen İsrail'in savunma bakanına ve Gazze'ye atom bombası atmak lazım diyen kabine üyesine arka çıkan bir siyonist bakış açısına sahip. İlginç ve hazin bir husus ise görüşme heyetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Dostluk Grubu Başkanı'nın da bulunmasıdır. Bu durum AK Parti'nin siyaset ve diplomasi noktasındaki ikircikli bakış açısının özetidir esasen. Bu görüşmenin gerçekleştiği 28 Eylül 2023 tarihinde, o tarihte İsrail Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da işgalciydi ve Siyonist terör örgütüydü. Masum Filistinlilerin katiliydi. Bu görüşmede İsrail Meclisi'nin eşcinsel başkanına, meclis başkanının yüzüne İsrail Filistin'de işgalci konumdadır. Siyonist terör eylemlerinizden rahatsızız ve bir gece ansızın gelebiliriz. Hamas terör örgütü değildir denilebilmiş midir? Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak kedi. Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi diyor Akif. Sayın Hatip, Sayın Hatip bir saniye. Sözünüzü kesmek zorundayım. İştüzük 67'ye göre, 66'ya göre sizi kaba dil kullanmamaya davet ediyorum. Israr ederseniz konuşmanıza izin vermeyeceğim. Sebebi şu. Öncelikle eşcinsel meclis başkanı diyorsunuz. Kimse size erkek Hasan diyor mu? Kimse kadın Fatma Ayşe diyor mu? Bu söz o kadar kötü bir yere gidiyor ki nefret cinayetleri burada cinsel yöneliminin bir suçmuş gibi esas suçları yetmiyor mu onun ne kadar vahim olduğunu anlatmaya?
Bir de eşcinsel deyince daha mı bir şey oluyor? Bunlar toplumda günlük hayatta nefret cinayetlerini parça 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 bir araya getiren motivasyonlar oluşturuyor. Bu bir. İkincisi yaltak diyor. Evet, son derece yerinde, doğru ve haklı bir müdahale. Eşcinsel meclis başkanı deyince İsrail devleti ya da İsrail meclisi ya da İsrail hükümeti daha mı kötü oluyor? Zaten yeterince bir barbarlığa imza atmış ama bir cinsel yönelim üzerinden birilerine vurmak hiç yakışıksız bir ifade ve haklı olarak da müdahale etmiş Sırrı Süreyya Önder. Ben size erkek Hasan diye hitap etsem komik olmaz mı ya da absürt olmaz mı diyor. Haklı bir müdahale. Ve bakın yine Sırrı Süreyya Önder'in içinde olduğu, bu sefer yine böyle esprili bir börek mevzuu var ki nereden çıktı diyeceksiniz börek mevzuu. Şimdi Kürt böreği diye bir olgu var. Kürt böreği, Boşnak böreği, bilmem ne böreği, Çerkes böreği, neyse Arnavut böreği, herkesin her yörenin değişik değişik börekleri var. Şimdi Kürt kelimesini kullanmamak için bir restoran zinciri ya da bir marka Küt böreği yapmış onun ismini. Kürt böreği olunca sevimsiz olur ya da işte insanlar uzak dururlar filan diye bir düşündü. Korktu mu acaba, bölücü filan mı derler diye. Seri gidi PKK'li bilmem ne filan mı derler diye korktular herhalde. Bu Kürt böreği mevzu meclis gündemine de taşınmış ve bakın Sırrı Süreyya Önder yine o kendine has olağanüstü lezzetli üslubuyla meseleye nasıl yaklaşmış dinleyelim. Bir Kürt böreği meselesi var, tartışması var. Almış başını gidiyor. Kürt böreği mi, Küt böreği mi diye. Gerçekten garip. Tartışmanın odağı Kürt böreği. Bir börek zinciri olan Levent Börek adlı iş yeri bu böreği Küt böreği diyerek paketlemiş, pazarlamış, paketleyip öyle sunuyor. Size kısa bir tarihçe sunayım bütün Türkiye'ye. Bu böreği tanıtan ve yayanlar da Bileceli Kürtlerdir. Bu nedenle böreğin adı Kürt böreğidir. Kürt böreği tescilli bir börek. 100 yıldan fazla bir tarihe sahip olan bu börek şimdi kendini bilmez birileri tarafından Küt diye yazılıyor, tanıtılıyor. Her şeyi asimile ettiniz, bir börek kalmıştı gerçekten. Teşekkürler Sayın Beştaş. Şöyle de denebilirdi, sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi. Yine Allah razı olsun Kürt demişler. Buyurun. Evet. Sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi, yine de iyi demişler. Hatta kart kurt böreği falan da diyebilirlerdi ama Sayın Danış Beşte, Meral Danış Beşteş'in lafı da çok güzel. Her şeyi asimile ettiler, bir börek kalmıştı diyor. Bir ara verelim, medya terapiye dönüşte devam edelim. 17 Kasım Cuma sabahında medya terapiye gündemdeki diğer başlıklarla devam ediyoruz. Az önce meclisten Sırrı Süreyya Önder'in de katkıda bulunduğu Küt böreği, Kürt böreği polemiğini aktarırken işte ne dediydi Sırrı Süreyya? Ya sözde Kürt böreği demediklerini dua edelim filan dediydi. Bir de bir sigara böreği diye bir şey vardır hayatımızda, biliyorsunuz. Yani işte evlerde çok sık yapılan bir şeydir. Rahmetli anneciğim de yapmıştı. Yapardı hep. Ben de ayıptır söylemesi, beceririm. Fakat bu sigara böreğini şimdi mesela market raflarında paketlerde hazır yapılmışlarını görüyorum. Kalem böreği diye satmaya başlamışlar. Yani hani sigarayı çağrıştırmasın da özendirici olmasın diye. Yani zararlı bir madde ya, sigara sağlığımıza zararlı. Çok kötü bir alışkanlık. Bağımlılık yapıyor. Ben de ömrüm boyunca hiç içmedim ve herkesi caydırmaya, vazgeçirmeye, uzak durmaya çağırıyorum filan. Fakat yani kalem böreği niye olur abi? Sigara böreği, kalem böreği niye olur? Ya sigara gibi sarıldığı için öyle isim vermişler. Kalem bambaşka bir şey. İşte o sarma eylemi bambaşka bir şey. Yani hani şey yapacağız diye ne bileyim sigarayı anımsatmasın, çağrıştırmasın filan diye böyle komiklikler de var. Bakalım başka ne börekleri göreceğiz. Bu arada Balkanlarda da börek demezler ona, biliyorsunuz. Börek derler. Börek esprileri nasıl devam edecek onu da merak ediyorum.